Evet, hep beraber izledik efendim. Yapı denetimler tedirgin edici ve İstanbullularda ard arda gelen depremlerin ardından evim sağlam mı sorusuna cevap aramaya başladı. Peki o kontrolü kimler nasıl yapacak? Hangi yöntemler kullanılacak? Bina hasarlı çıkarsa ne olacak? Cevaplar haberimizde. Herhangi bir korozyona uğrama var mı, erime var mı onu öğreniyoruz. Bu elimde tutmuş olduğum numune ama içerisinde 3 farklı malzeme gözüküyor. Böyle bir beton örneğinin olduğu binada ne yapmak lazım? Oturulmamasını tavsiye ederiz. Deprem fırtınası endişeleri artırdı. Oturduğu binaya güvenmeyenler risk tespiti yaptırmaya başladı. 2008 yapımı bir bina burası. Herhangi bir çatlağı veya bir problemi yok işin açıkçası. Ama önemli olan bizim önlem alıyor olmamız. Şu an Ataşehir İçerenköy mahallesinde 4 katlı bir binanın önündeyiz. Sakinler binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını anlayabilmek için bakanlığa bağlı lisanslı bir laboratuvar firmasıyla anlaştı ve ekipler içeride A'dan Z'ye risk tespiti yapacaklar. 4 katlı bir binada 2 kattan çalışma yapıyoruz. Bodrum kat ve zemin katta. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burasını normal ofis olarak kullanıyorduk zaten. Sadece tespit amaçlı işte çağırdık. Bu adımda da karot örneği alınacak, binanın kolonun yapısını öğrenebilmek amacıyla. 4 katlı bir binada 2 katta çalışma yapıyoruz. 3 adet karot alıyoruz. Karot alacağımız kolonu belirledik. Karotu çıkarttık. Teste tabi tutulduktan sonra beton sınıfı ortaya çıkacak. İkinci adımsa kolon sıyırma aşaması. Bu aşamada kolonlarda kullanılan demirin türü ve hasar alıp almadığı anlaşılıyor. Demir paslanmış mı, paslanmamış mı, erime olmuş mu, olmamış mı onu öğreniyoruz. Nervürlü demir betonu tutan bir demirdir. Nervürlü demir kullanılmış, tırtıklarından belli oluyor. Şuralarda biraz paslanma oluşmuş. Şimdi alınan numunelerle birlikte laboratuvara geldik. Ancak o binanın riskli olup olmadığı birkaç gün sonra anlaşılacak. Peki numuneler bir laboratuvar ortamında nasıl değerlendiriliyor? Karot kırım cihazımızda kırılıyor. Temel amacımız betonun malzeme sınıfını anlamak. Kaç geldi değer? C22 gibi bir değerimiz geldi. Bu tabii eski bir yapı için kötü bir değer değil. Ama deprem yönetmeliğine göre o değer 25'in altına düşmemeli. Şu an elimizde binalardan aldığımız karot numunesi var. Bu numunenin içinde deniz kabukları gözüküyor. Bu numunede aslında çok fazla çimento kullanılmadığını görebilirsiniz. Bina diyelim ki riskli çıktı. Evet. O noktada siz sadece bilgilendirmekle mi yükümlüsünüz? Kendilerine bu raporu hazırlayıp teslim ediyoruz. Kendilerine bunun sonucunda gidebilecekleri yolları belirliyoruz. Maliyeti ne kadar? Binanın kat sayısına ve tek bir katın metrekaresine göre değişiyor. Ama hani ortalama 16.000 TL artı KDV.